Evet arkadaşlar, ekibi topladık. Merhaba. Ama topladığımız işte 3 kişi falan olduk. Neyse. Kesinlikle. Bugün sizinle beraber arkamızda gördüğünüz Kuzey, Medipol Kuzey Kampüsü gezeceğiz. Şu an neredeyiz? Şu an hemen şuradan gösteriyorum. Arka girişteyiz arkadaşlar. Burası arka giriş. Burası nereye çıkıyor? Kavacık Çarşı'ya çıkıyor. Şuralardan yemek yerlerine, kafelere gidebiliyorsunuz. Çünkü Kuzey'de bunlar yok. Bak şu taraf. Şey, orayı da göster. Dizi çekimi var, evet, ya senin videoda. Evet, göstermiştim size. Orası. Şurası. Evet. Şurası tam olarak o dizi çekiminin olduğu yer. İki adet çıkışımız bulunuyor. Evet. Bir tane arka tarafta, bir tane ön tarafta. Hadi oradan başlayalım. Yani oradan girip şeyleri gezelim. Tamam. Buralar? Evet. Oraları boş. Göstereceğiz. Yok ya, nasıl boş? Kampüs işte be. Kampüs gibi kampüs. Gerçek bir kampüs. Evet arkadaşlar. Burada TTO'muz var. Teknoloji Transfer Ofisimiz. Burada mesela okula bir proje vesaire yaparsanız ve onlara götürürler. TÜBİTAK götürürseniz aynen. Falan aktarma yapılacağı zaman hocalar bizi direkt buraya yönlendiriyor. İlk önce projem burada izleniyor, bakılıyor. Yapılabilirliği, geliştirilmesi gereken şeyler. Ondan sonra TÜBİTAK'a gidebiliyorsun ya da onun dışında kendin bir şey devam ettirmek istiyorsan da TTO burada bu konuda yanında oluyor. Ve bence Medipol'ün TTO'su bayağı iyi bir TTO çok, oldu. Evet, gerçekten. Şey yapılıyor. Bu arada garaj önemli. Garajı da göstereyim. Evet. Evet. Otoparkımız burası ama buraya misafir yani okul öğrencilerin arabaları giremiyor. Onun buranın girişi diğer tarafta. Şöyle bir detayı var buranın. TTO yapılmadan önce burada Haluk Levent ve diğer bir sürü ünlü sanatçımız Gençlik Festivali düzenlediler Medipol Üniversitesi. Evet, bu sene Medipol Üniversitesi maalesef ki festival düzenlemedi. İstanbul Medipol düzenlemedi. Evet. Ya Medipol'ün kuzeyine çok fazla şey yok. Şurada basket sahası var. Evet, bir basket sahamız var. Hemen açık. Onu da gösterelim. Açık olduğu önemli, o detayı kalp. Burası evet açık. Yani üstünde top kaçmasın zaten kapalı, diye bir file var. O çok mantıklı. Olması kapalı olduğunu şey, düşünmüyorum. Şey, bizim okula kapalı yok zaten. Ne güneyde ne kuzeyde. Evet, kapalı evet, şeyler yok. Yok. Güneyde gezeceğiz arkadaşlar ama ilk önce şu an kuzeydeyiz. Şimdi diğer girişe doğru yürüyoruz. Burası aslında binaların arka tarafı olarak kalıyor. İşte şurası yurt. Onu Eren anlatacak çünkü Eren bir yurt kazazedesi. Maalesef. Yurtzede. Evet. Yurtzede. Evet, yurtzede. Oraları da gezeceğiz şimdi. Birazcık etrafı size göstereyim. Sen o 50 bini direkt yani full artı full çekim. 2 dakika, 2 saatte şeyi gömüyorlar şu an Medipol'ün yeşilliğini. Hayır, ben gömmeyeceğim. Ben şu an Medipol'ü daha tersine övecektim yani. Tamam, dinliyoruz. Her yer yeşillik. Bir yani bir bina yok, bir şey yok, bir yere gidip oturamıyorsun. Herkes çimende oturuyor, sürekli insanlarla iç içesin. Yani tamam, güzel bir şey. Burada öyle yani değil, bakın bomboş. Bak, yeşillikler. Aynen, bu bomboş. Burası bizim çimenlik alanımız, gayet de yeterli bence. Alanımızı, kampüsümüzün gösterildiği. Evet. Ya yeşilliğe oturamıyor Medipol'ler de kim demiş. Aynen. Bakınız, oturduk. Aynen öyle, yeşillik. Yeşilliğin boyutu önemli, yeşillik böyle. Aynen öyle, yeşillik olması. Yeşil mi? Yeşil. Aynen öyle. Var mı? Yeşillik var. Bitmiştir. Zaten burada bir tane polin var bak mesela. Ya ama ben evet, şimdi orayı göstereceğim. Burası da normal giriş arkadaşlar. Normal girişler burada. Şurası tamam, hemen girişin orası. Daha bir polin var. Polin Medipol'ün sponsoru çünkü hastanelerinde falan da polin kafe var. Fiyatları bence yüksek yani asla düşük falan değil. Hemen ilerisinde de misafir otoparkı var. Çok da büyük değil yani. Aslında yemek yeri buranın dışında kalıyor. Biz şimdi çıkmıyoruz. Polin kafe. Evet arkadaşlar, video yeni bir ekleme. Şurada da kargo bölümü var. Erkek turunda kalıyorsunuz ya da kuzey adresini verdiyseniz kargolarınızı burası alıyor. Siz de buranın 3 gün içerisinde alıyorsunuz. Bu kadar basit bir işlem. Okula giriyoruz çünkü. Buradan girdiğimizi düşündüğümüz zaman. Evet arkadaşlar. Evet, siz önden gidin, ben arkanızdan geleceğim. A blok. Şu önümüzdeki blok. Bu videoyu kimin çektiğimizi bilmiyorum ama. Bu videoyu direkt sevgili Medipol'e gelmek isteyenler için. Medipol'e gelmek isteyenler için evet. Bir. Medipol'ün içine giremeyen misafir öğrenciler için. Tamam. İki. Aynen. Medipol'ü merak eden, görmek evet isteyen. Ya acaba gelse miydim da, diyen. Nereye gidiyorsunuz diye. Aynen. Hani soran insanlara detaylı bir açıklama yapabilmek için. Yardımseverlik. Hayır işi yapıyoruz açıkçası. Hayır işi. Evet. Hayır işi. Charity work. Kampüsümüz hakkında bilgi verebilirim. Gayet hayvansever bir kampüsümüz var. Bir sürü köpeğimiz, bir sürü şeyimiz var.
Evet, burası mükemmel bir oturma alanı. Sadece bu kadar. Bence de güzel burası. Hadi oturalım, demonstration. Oturun, gösterin nasıl oturuluyor. Evet, böyle oturuyorsunuz, sohbet ediyorlar işte. Sigara kullananlar sigara içiyor. Evet, sigara içmek için gayet mantıklı bir alan. Ama yanılmıyorsam burada sigara içmek yasak diye biliyorum. Aslında yasak ama şöyle yasak. Bu Covid'den dolayı kampüs içerisinde sigara içmeyi tamamen yasaklamışlardı. Ama işte şartları esnekleştirdiklerinden beri içiliyor diyebiliyorsunuz. İşte burası böyle. Evet arkadaşlar, burası, hadi gelelim, A blok. Yani diğer bloklara geçmek için de A bloktan geçiyorsunuz. Aynen. Burada ne var? Hazırlık sınıfları. Dil okulları var. Dil okulunun şey, bakın, bakın. International Office for International Information yazıyormuş. Ben de ne güzel okuyorum. Information Office for International Students. Bak ben her seferinde nerede? Kaldırmışlar mı abi? Ya işte onu soruyorum. İşte biz buna katılmaya çalıştık, katılamadık. Aynen, yer kalmadığı için. Neyse, bu önemli bir bilgi değil. Burada sınıflar var. Hadi sizinle bir iki tane sınıfa girelim. Her sınıfı geçemeyiz. Gezemeyiz yani her sınıfı. Burası sınıf arkadaşlar. Yasakmış. Bizi uyardılar. Burası biraz önce bizi uyardılar. A blok. Burası yurt. Aslında şu giriş ilk giriş. Yemekhane girişi. Burası yurt girişi. Burası ilk önce kız yurdu olarak yapılmış planda. Ama daha sonrasında kız yurdu ve erkek yurdu aynı kampüste olmayacağına karar verdikleri için kız yurdunu Güney Kampüsü, erkek yurdunu da buraya almaya karar evet, verdiler. Burada böyle bir oturma alanı var arkadaşlar. Burası da geçen seneden beri kapalı. Yapılacak diye kapatıldı. Ama evet. Henüz herhangi bir yapım yok. Şimdi buradan da uyarayacağız. Bence çıkalım. Aynen. Yemekhaneyi göstereyim size bir de. Temizlik önemli. Bu arada Melipur'un bence en iyi şeyi o. Özellikle okulu var. Aynen çok iyi temizliyorlar ve her zaman peçeteler var. Hadi çıkalım. Yurun içine giremiyoruz çünkü erkek yurdu. Evet. Şimdi burası işte kampüs dedikleri alan. Evet arkadaşlar, burası işte kampüsün ortak alanı diye geçiyor. Şurası işte dediğimiz gibi yurt. Şurası C blok. C blok. C blok. Şurada basket sahası var. Şurada burası oturma yerleri. Toplanma alanı olarak geçiyor. Herhangi bir deprem veya bir başka felaket anında insanların zarar görmeyeceği, toplanabileceği tek nokta burası olduğu için kampüs içerisinde insanların buraya toplanmasına karar vermişler. Burayı da o yüzden acil toplanma noktası yapmışlar. Süper bilgi. Çok önemli bir bilgi. Bir de şurada bir önemli bilgimiz daha var. Bu brandalar var orada. Orayı çekebilir miyiz? Çekiyorum, yakınlaştım. Buradaki brandaların olduğu yerde geçen sene kampüste bir sürü banklar, yani oturulacak alanlar varmış. Ancak sonrasında bunu yine değiştireceğiz ve Covid diye kapatmışlar. Hala yapılacaklandı ama henüz bir girişim, bir değişme çabası falan yok yani. Her zaman olayı budur arkadaşlar. Burası da yurt. Değil mi Eren Bey? Burada mı? Aynen burası. Evet, bir de şurada International Students'lar için ofis var. Neyse, asıl derslerin görüldüğü blok C blok. Evet arkadaşlar, Mühendislik Fakültesi buranın ikinci katı. Giriş katta da dersliklerimiz var ama genel olarak lablarımız vesaire giriş katta olmuyor. İkinci katta oluyor. Burada asansör, şurada bir kantin var. Gelin oraya gidelim. Langırt falan var, gösterelim. Çok önemli. Çok büyük bir şeymiş gibi. Evet, langırt var bir yer. Al, şükür olsun bir langırtımız var. Burası bir kantin. Burada işte evet, langırtımız falan filan var. Hemen arkadaşlar, giriş katta şey var. Ders yok bugün diye biliyorum bu saatte. Şey var. Amfiler var. Burası of çok iyi serinliği. Burası büyük amfi. Biz burada görmüyoruz gerçi. Burada kim görüyor? Burada biz görmüyoruz. Burada kimin gördüğünü bilmiyorum. Mimarlıklar güneyde. Şey. Okul videosunda yanlış bilgi vermemelisin. Arkadaşlar durun. Önemli bir soru. Oturmayı en sevdiğiniz ortalar. Benim tam olarak şurası var. Gösteriyor. Evet, tam ortalama. Şurada. Evet, tam net gördün ya. Ne? Hocayla iç içesin.
ne tamamen kopuksun abi. Belki mesela bak bir arka falan böyle bir arka en sonlar hani uyumak isteyelim. Ben size şeyi anlatacağım. Kuzey Kampüsü arkadaşlar mühendislikler var. Onun dışında yanlış bilmiyorsam yüksek okullardan 2-3 tane var diye biliyorum. Sosyal bilimler, sağlık bilimleri değil de sosyal bilimler olması gerekiyor. Tabii değiştirmeler lazım. Evet, mimarlık falan da yazıyor ama mimarlık güneye taşındı. Biz hala taşınmadık. Bu bütün inşaatı osu busu güneyin bittikten sonra mühendislikler aynı şekilde güneye taşınacağı söyleniyor ve buranın sadece yüksek okullar için olacağı söyleniyor. Ama ne kadar zamanda olur bunu herkes diyor ki biz mezuniyetimize göremeyiz. Şimdi size asıl bizim kalkülüs yani birinci sınıftaki en baba derslerimizden kalkülüs ve intro programming'e aynen. Da aldığımız hemen karşısında birebir aynısı aslında ama izine de girelim. Boş. Ay nasıl sıcak burası. Evet burası bizim büyük amfimiz. Peki mühendislikler neden bu kadar büyük bir amfide öğrenim görüyor? Çünkü muhtemelen YÖK'e girdiğiniz zaman ve diyeceksiniz ki Medipol'ün 3 tane mühendisliği sadece 10 tane öğrenci alıyorken neden bu kadar büyük bir amfiniz var? Şöyle söyleyelim arkadaşlar, bizim bölümlerimiz biyomedikal, bilgisayar ve elektrik elektronik 10 tane sadece burslu öğrenci alıyor ama bunun dışında yüksek sayıda international student'a sahibiz. Yani ben kendi açımdan söyleyeyim. Bilmiyordun geldiğinde. Bunu gelirken bilmiyordum. Bilsem muhtemelen yani etkili olurdu kararımda. Evet, benim de. Bu da etkili olacak varsa hani tercih edildiğinde falan. Evet yani şey beklemeyin. Aa biz 10 kişi ders görürüz ya da maksimum hani havuz derslerinde 30 kişi ders görürüz. Yok abi. Yani yaklaşık olarak bu sınıfın tamamını doldurup ayrıca online'da olan insanlar oluyor. Yani bayağı kalabalık bir şekilde. Çünkü çok da fazla kalan oluyor. Aynen üstten alanlar var. İşte hani o civarda şeyler de olduğu için bayağı kalabalık bu havuz derslerini görüyoruz. Onun dışındaki havuz olmayan derslerde o kadar da kalabalık değiliz. Ama yine online'lar da var dersek yine kalabalık oluruz. Ama bunların çoğu eleniyor. Yani eleniyor dediğim bu kadar fazla insan geçemiyor derslerden. Çünkü bunu da istemiyorlar. Ve bu yüzden çoğu ders çan yapmıyor ve senin geçmeni istemiyorlar. Yani bir şey öğrendikten sonra geç istedikleri için de aslında ikinci, üçüncü sınıfta artık gerçekten az sayıda kişiyle ders görüyor oluyorsun. Bunu genel olarak mühendislik için söyleyebilirim. Çünkü bu kampüste zaten mühendislikler var. Bak burası önemli. Burada çok önemli bir iş. Aa benim kanalım. Çok önemli. Evet arkadaşlar yani, bakın benim videolarım. Rengarenk değil mi ya? Ya mesela şimdi İnsanın gönlü açılıyor görünce. Bu kapıyı kapasan burada oturabilirsin yani. Evet. Sorun yok. Evet. Ama kitli evet, olmuyor sınıflar. Sürece bir sıkıntı olmuyor. Buranın tek sıkıntısı şey oluyor, akşam 10.30'dan sonra binaya giriş yasak. Evet yani Medipol'ün güneyde kuzey kampüsü mesela 10.30'dan sonra hani 7-24 açık bir kütüphanemiz yok. Ve ayrıca muhtemelen kampüs içerisinde yurtlar. Kuzeyde erkek yurdu, güneyde kız yurdu olduğu için mesela güneyde saat 10.30'dan sonra erkek öğrencilerin kampüste bulunması yasak. Bulunamıyorlar. Hatta bir gün Eren'le biz hafta sonunda 8 olması lazım bu saatin çünkü biz pazar günü de Eren'le sohbet ediyorduk kampüste. Saat 8'de güvenlik gelip Eren'e gitmen gerekiyor diye uyardı ve çıkarttı. Zorla bayağı çıkarttı yani. Buna da sebep olarak şunu söylüyorlar. Akşam 10.30'dan sonra gizlice okul içerisinde kalıp dersliklerde, amfilerde uyumaya çalışan bazı öğrenciler oluyormuş. Veya işte kaçak girmeye çalışan, girip çıkmayan öğrenciler oluyormuş. Bunun önüne geçmek için, buna engel olmak için öyle olduğunu söylediler. Doğrudur diyelim. Ben direkt güvenliğe sordum. Güvenlik bana böyle söyledi. Bir de şey var. Güney kampüse bundan sonra artık hani erkek öğrenciler bir şekilde girebiliyor. Onun da sebebi şu. Halı saha yapıyorlar Güney kampüse. Çok büyük bir alan olduğu için. Halı sahanın kullanımı için muhtemelen bir esneklik sağlayacaklar. Muhtemelen sağlar. Bu arada yani videonun böyle karışık gidiyoruz ama çok da önemli değil bence anlıyorsunuz. Şey söyler misin? Erkek yurdunda kalıyorsun. Erkek yurduna son giriş saati kaç? Yani kampüse yurda girmek için en son kaçta girebilirsin? Yani yurt binasına değil de kampüse en son giriş 11.30. Yani kampüse en son 11.30'da girebiliyorsun. 11.30'dan sonra kampüs dışına çıkışın yasak. Ama o saat dilimi içerisinde kampüse çıkıp istediğin gibi kampüs içerisinde dolanabiliyorsun. Güney videosunda kızlar için olanı da söyleyeceğim. Onu da izlersiniz arkadaşlar. Her şeyde bir videoda bilgi vermeyelim yani. Şimdi çıkalım artık bence sen. Şarkı açtı. Bizi kovacaklar yalnız. Biraz önce telif yedireceksin abi bana. Aa. Oluyor mu öyle? Tabii. Evet 15 seneden fazla kardeşim, olursa. Kardeşim netleyen müzikten açmadın mı? Evet. Tamam netleyen müzikten direkt telif yer. Aa, tamam o zaman.
Bu çocuk ya bana nazar değdiriyor izlenmelerime. YouTube. NCS yazıyorsun. Aynen. NCS adamdır. Ben YouTube bilmiyorum. Şimdi gelin bizim normal amfilerimize gidelim. Sınıflarımıza. Her zaman çok geç geliyor bu asansör. Arkadaşlar biz şimdi sizinle ikinci kata mühendislik katına çıkıyoruz. Diğer katlar hakkında çok fazla bilgimiz yok ve genel olarak dizaynı, sınıf şeyleri falan aynı. Onun için de farklı olan yerlere, alt katlara ineceğiz. Hadi gidelim şimdi. İkinci kat. Arkadaşlar bu koridor boyunca sınıflar var. Sınıflar var. Ve hepsinin formatı... Ah, burada öğrenci varmış. Yok. Evet, burası da normal sınıf diyebiliriz arkadaşlar. Yani genel olarak kendi bölümüne özgü aldığım havuz dersi olmayan dersleri bu derslikte alıyoruz. Güney kampüs manzarasını alabilir miyiz? Evet, hemen buradan. Burası direkt Kavacık manzarası. Direkt. Gayet güzel bir okulu görüyoruz. Bu biraz önce gösterdiğimiz TTO. Burası park alanı işte. Ve karşıda da bir sonraki videoda gezeceğimiz Medipol Güney Kampüs. Çok önemli bir detay var. Çok önemli. Lütfen köprünün görünen kısımlarını kameraya alabilir miyiz? Evet. Deniz manzaramız yok diyenlere de buradan bir selam olsun. Köprü manzaramız var. Manzaramız var. Köprüyü görüyoruz. Kesinlikle. Yani. Evet arkadaşlar, böyle Instagram'ları bırakıyorum. Soranlar olmuş falan. Böyle mi gidiyor? Hemen kontrol edelim. Enseni nasıl? Alt tire. Altre mi? Hayır. Yok, direkt alt tire. Alt tire. En iyisi ama iki tane iyile. En iyisi. Evet. Eren. Evet. Eren kesin mi? Eren iki ne ile? Alt tire. Kesim. Kesim. Aynen. Mi? Evet. Kaç tane mi var? İki. Evet. Olay bu. Evet. İnsan ama sizin odaklanmanız gereken arkadaşlar. Bakın. Ay kendimkine o kadar yaklaşmıyor. Dur. Şöyle geleyim. Evet, odaklanmanız gereken bu. Evet, odaklanmanız gereken. Hadi. Silelim ya şimdi bir yoru falan. Sınıflar ama güzel yani. İkinci kat turumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Burada ortak çalışma alanları var. Ama şuraya bir kez bak, bir kez oturamadım. Bir kez boş bulup oturamadım. Hemen orada da sınıflarımız var. Aa bak, burada farklı bir sınıf var. Buraya göstermeliyiz. Burada biz hiç ders işlemedik ama burada da böyle... Diğerinden daha büyük ve büyük amfiden de daha küçük bir amfi var. Güzel bir anlatımdı bence. Orta büyüklükte. Şöyle gösterelim. Bence de güzel. Güzel. Bu. Evet arkadaşlar, burası özel çalışma yerleri. Böyle gösterebiliriz. Evet, hani böyle. 4-5 tane var bundan. Şöyle dönelim. Ama hiçbir zaman hiçbirini boş bulamadım. Burada Kavacık Çarşı manzaramız var. Devam edelim. İnsanları rahatsız etmeyelim. Orası boş mu? İşte böyle. Tam olarak bu. Kampüsler. Kapsüller. Evet. Burada da... Şimdi dışarıdan görüntülemeye karar verdik. Evet. Ya şöyle arkadaşlar, buralara zaten istediğin zaman giremiyorsun. Laboratuvar dersin olduğu zaman onlar seni saatinde alıyorlar içeri. Şöyle. Şöyle göstereyim. Böyle klasik otomatlar var. Şu ileride birazdan geleceğimiz kısımda akademisyenlerin odaları mevcut. Onları gidip ziyaret edebiliyorsun ve bence akademisyenlerin en iyi yanı bu bizim okuldaki. Hani iletişim zorluğu yok özellikle mühendislik fakültesinde. Çoğu mailine cevap veriyorlar ve şey yapıyorlar. Burada hepsinin işte odaları mevcut öğretim üyelerimizin. Şöyle göstereyim. Onun dışında burada şöyle okunuyor. Oraya muhtemelen yine giremeyeceğiz. Bir toplantı var çünkü orada. Hiç riske girmeyelim. Toplantı var. Evet, toplantı var. Evet, orası toplantı salonu diyebiliriz. Şimdi sizinle beraber bodrum katlara iniyoruz. Kuzey bu kadar arkadaşlar işte. Bir de bodrum katları da var. Orada kütüphane, bilgisayar sınıfı vesaire. Başka da bir şey yok.
Dört kat. Şu dörtte ne var? Bakalım. Hadi orada çıkalım. Sizi gezdiriyoruz zaten. Ya biz de bilmiyoruz yani. Oraları biz de biz de bizden kuzeye böyle kampüs hayatı yaşamaya değil, sadece derslere girmeye. Lab derslerimize geliyoruz. Ondan sonra çıkıp, çünkü kuzey içerisinde oturup yemek yiyip şeyler içebileceğiniz bir yer yok kantin dışında ve polin dışında. O yüzden de genelde biz Kavacık Çarşı'daki kafelere falan gidip oturuyoruz. Evet. Bilim de Yeşilçam'a bir şey yapsak. Olabilir. Yeşilçam da güzel olur. Ama Güney Kampüs. Güney Kampüs öyle. Mesela burası eskiden Güzel Sanatlar ve Tasarım Mimarlık Fakültesiymiş. Ama şu an dediğimiz gibi Güney'e taşındı. Şu an ne var burada? Yani bilmiyorum yani ne işlerine dair bir şey. Bilemiyoruz ama şu ileride ortak alanlar var. Onları göstereyim size. Burada bilgisayar laboratuvarı varmış. Daha girmek nasip olmadı. Burada sınıf dolap, yani öğrenci dolapları var. Kaptıysan kapmışsındır ve kapmadıysan yoklar. Yani bu kadar. Yani genelde hepsi kapılmış oluyor. Şurada bir ortak alan var. Orayı görelim sizinle. Şöyle küçük. Hani oturup toplu ders çalışabileceğin bir alan. İnsanlar olduğu için rahatsız etmiyorum onları. Bir de sizinle gelin bu kattaki lavaboları gezelim. Şu tarafta ne var? Önemsedikleri sokak şey yapmışlar, konsepti yapmışlar. Şaka, hadi bakalım. Biz de ilk defa geliyoruz. Biz genelde ders çalışmaya da zaten güneyden... Merak ettim, evet. Güneyde daha çok vakit geçirip hani oturacağımız zaman, bir şey yiyeceğimiz zaman güneyde ders çalışıp evet, oturup yemek yiyoruz. Onun dışında hani buraya dediğimiz gibi sadece ders için geliyoruz. Nerede ders olup olmayacağı belli olmuyor. Yani bir yere gittiğin zaman 5 dakika sonra ders var diye kaldırdığın durumda kalabiliyoruz. Bu kadar mı? Bu kadar da. En azından farklı bir şey. Yani burada öğretim üyeleri falan var. İsim yazmışlar. Burada da bir derslik görelim sizinle. Klasik. İşte yine 4. katta da klasik aynı stil devam ediyor. Sınıflar böyle. Genelde büyük amfiler dediğim gibi giriş katta oluyor. Biz de sizinle beraber keşfediyoruz. Gizli kapı. Burası görme engelsiz oda. Işte. Aynen arka tarafı evet, da. Değil mi? Merak ettim. Görme engelsiz oda. Girmek nasip olmalı arkadaşlar. Şimdi sizinle bir kadın lavabosuna girelim. Ay, açılmıyor. Klasik arkadaşlar, işte böyle. Bu kadar. Bakalım peçete var mı? Yok. Boşuna ölmüşüz. Yokmuş. Beni mi kıskandınız? Hadi artık inelim bence alt katlara. Bodrum katı asansör inmiyor arkadaşlar. Ona merdivenle iniyoruz. Sıfıra geldik. Şimdi merdivenle bodrum kata iniyoruz. Bakalım burada neler varmış. Tam olarak bunlar var. Şimdi onları göreceğiz. O kadar güzel. Arkadaşlar yine insanlar vardı, o kadar çok ayrıntılı çekmedim. Burada bir lavabomuz var, şöyle uzaktan göreyim. Şimdi diğer salonlara göreceğiz sizi. Genelde burası hep, ya bu kat hep laboratuvar anlamında. Aa, mescit varmış, oraya da göstereyim. Burası da arkadaşlar bayan mescidi. Bodrum kat tamamen bir şey gibi, labirent gibi yani. Ara kapılar var, koridorlar var, bir şeyler yapıyorsun ve asla tam olarak nereye gittiğini anlamıyorsun. Burada Remer var. Remer'in açılımı ne? Rehabilitasyon Merkezi. Teşekkürler. Arkadaşlar tam böyle oturduk. Sohbet edelim dedik, hani video bitti vesaire. Eren böyle Remer'i yanlış açıkladım. Nereden biliyorsun dedik. Arkadaşlar rejeneratif ve restoratif tıp araştırmaları. Tıp araştırmaları merkeziymiş. Yani bayağı farklı bir şeymiş. Bunu da oraya böyle ekledik. Ama oraya da kartsız girilmiyor, yani biz giremiyoruz. Bu ne? Bu şey gibi düşün, bir kabin gibi düşün. Deney yaparken falan bakterinin yayılmasını önlemek için deneyi bu kabinin içinde gerçekleştirmen gerekiyor. Gelecek sene hücresel moleküler biyoloji dersinde bunu kullanacaksın. Peki bu niye dışarıda?
İçeri sığmadığı için. O kadarını ben bilmiyorum. Bu normalde bak eczacılık fakültesi için. Şey yapılmış. Farmasötik kimya diyor. Eczacılık fakültesi Güney'de arkadaşlar. Küçük bir bilgi. Burası neymiş? Mikroskop geliştirme labı. Ama bir perde çekmişler. Evet. Evet, yine içerisi gözükmüyor ve uyarmışlar bizi. Burada kalkınma ajansının falan filan projesi yürütülüyormuş şu an. Burası elektro-nörofizyoloji labı. Bakın girmeyiniz demiş şurada tam olarak. Zaten giremiyoruz. Lablara genelde içeriden birinin kapıyı açması lazım. Çok. Arkadaşlar böyle de mizahşör bir okulumuz var. Yine elektro-nörofizyoloji. Buranın, bu da bir lab. O yüzden şey yapmıyor. Orası neresi? Ay, patoloji şurada. Valla ablanın içini gezemiyoruz. Maalesef ve maalesef. Ve depo var. Orası ne? Aa, burada bir tane derslik varmış. Keşke kuzeyde bu kadar öğrenci olsa. Burası da derslik, burası da derslik. B kapının oradan aşağıda bir kapı görünüyor. Orası da derslik. Buraların hepsi derslik arkadaşlar. Ay, kolum ağrıdı biliyor musunuz? Burası o biraz önce yanından yürüyerek geçtiğimiz giriş yani. Bu avlon arka taraftaki girişi. Şu ileride kütüphane, şurada hemen kütüphane var. Ama sessiz oluyoruz, tamam mı? Okuma salonu, Yiğit. Evet arkadaşlar, Kuzey Kampüs turumuz bu kadar. Tüm Kuzey Kampüs'te ders işlenen iki blok var. Biri zaten uyarı yediğimiz ve çekim yapmanın yasak olduğunu bize söyleyen güvenliğin oldu. A blok hazırlıkların oldu. Aynı birebir buradaki dersliklerin aynısı da orada var. Farklı bir şey yok. Oradan da zaten derslik çektim. A blokta böyleydi. Yani genelde mühendislik öğrencilerinin ve bölüm isim bilmediğim bazı bölümlerin olduğu bir kampüs. Kampüs demeye bin şahit binadan oluşuyor. Daha küçük. Sadece buraya öğrenciler oturmaya da gerçekten gelenin hepsi ama hepsi. Ya dersi var, ya labu var, ya bir şey olduğu için geliyorlar. Proje teslim vesaire. Evet, çimenlerimiz orada var. Gördüğünüz ortak da bir alanımız var. İşte basket sahamız falan var. İncelemek, araştırmak için alabilirsiniz. Evet. Ne var dedik? Polin var dedik. Onun dışında Kuzey Kampüs'ün bence en büyük avantajı ve bizim en çok sevdiğimiz şey şu. Kavacık Çarşı'ya çok yakın, yürüyerek bir sürü yemek yerine kafeye, kıraathaneye yani kütüphaneye 7/24 olan ulaşımı çok kolay yürüme mesafesinde. Onun dışında buradan kuzeyden güneye gitmek istiyorsanız otobüsler falan da var ama genelde eskiden shuttle varmış, o shuttle'lar bu sene yok, kalkmışlar. Yürüyerek gidiyorsunuz yaklaşık olarak 10 dakika, yavaş yürüyorsunuz 15 dakikada Güney Kampüs'te olabiliyorsunuz. Kartlarınızla giriş yapabiliyorsunuz. Yani kuzeyde bölümü olan bir insan güneye giremiyor diye bir şey yok. O kadar da değil. Ama onun dışında arkadaşlar kampüse misafir öğrenci girişi yasak. Hiçbir arkadaşınızı maalesef sokamazsınız. Sadece bölüm değiştirmek, bizim olmaya Medipol'e geçmek isteyen kişilerin rektörlükle ya da bölüm hocalarıyla konuşmak isterlerse bu yüzden girebilirler. Ki onlara da haber giriyor. Yani o yalanı söylemeye hiç kalkmayın ya da kartınızı başka birine verip İşte ne bileyim siz alıp MEBİS'le girmeye falan çalışmayın çünkü bunlarda yakalanıyorsunuz. Sene başında şey vardı. Ceza yiyorsunuz. Kart kullanmadan direkt MEBİS'le giriş yapabiliyordun telefondan MEBİS'i gösterip. Evet. Ama artık yeni dikkat ediyorlar ve istemiyorlar bunu. De, kartlar tam olarak dağıtıldığı için. Aynen. Soruyorlar öğrenci kartın nerede diye soruyorlar evet. Genelde. Ya da MEBİS yerine kimliğini alıyor. Evet. Kadar yani kısacası buna aşırı fazla dikkat ediyorlar ve gerçekten bunun ilk önce işte kınama kartın alınıyor elinden bir hafta. Bu çok önemli bir şey olmayabilir ama ikincisinde kınama, üçüncüsünde de bursun kesilebiliyor ki bence özel okulda en büyük korkulardan biri bursunun kesilmesi disiplin cezası olarak. Çünkü Medipol'ün avantajı şu, hiçbir şekilde disiplin cezası almadığınız takdirde dersten kaldınız diye bursunuz kesilmiyor. Ek olarak bir yıl daha ücretsiz eğer ne kadar bursluysanız o şekilde okumaya hakkınız oluyor. O zaman gelin buraya ve videomuzu kapatalım.
Teşekkürler. Beni kapatmayın direkt önümden çekildi mi? Evet arkadaşlar. Biyomedikal'den Yiğit, Biyomedikal'den Eren, ben de Biyomedikal'den Elise. Medipol Kuzey Kampüs turumuzu. İnşallah beğenirsiniz. Yapabileceğimiz başka fazla bir şey de yok. Fazla bir şey yok. Her yere giremiyoruz ve çok az bir yer var. Ama Güney turunda göreceksiniz ki Güney'de gerçekten fazla şey var. Güney alışveriş merkezi misali yani. Aynen öyle. Bayağı fazla bir okulun şey var. Okulun kampüsü yani. Aslında yapılacak bir planlamaya göre var. Ama yapılmadığı için sadece bir bina var. Güney kampüsünün içi de kampüs gibi aslında. Hani binanın içi kampüs gibi. Evet, o biraz kadar. Daha fazla şey var. Ama onun dışında Medipol Güney Kampüs'e gelecek arkadaşlar. İzlemede kalın. Ama mühendislik okuyacaksanız muhtemelen siz geldiğinizde de biz bu kampüste eğitim görüyor olacağız. Sizleri öpüyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, kanala bildirimleri açmayı falan filan onları beğenmeyi, unutmayın. Beğenmeyi, videoyu paylaşalım. Videoyu paylaşırsak çünkü daha fazla kişiye ulaşırız. Evet. Ve herkes Medipol Kuzey Kampüs izlemiş olur. Aynen öyle. Hadi arkadaşlar görüşürüz.